أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhterem kardeşlerim, akaid şerhine devam ediyoruz. Bugün enteresan bir konuyu işleyeceğiz. Dün başlamıştık aslında. Yani kaderiye demişti ki bu mutezilenin öncüleri bunlar. İman marifettir demişti. Fakat biz kabul etmemiştik. Çünkü bilir de ama iman etmez, tasdik etmez yani dedik. İşte bu bugün o. Acaba dinin hükümlerini bilmekle tasdik etmek arasında ne fark var? Bu tartışmayı bugün konuşacağız. Allah nasip ederse. Fark ne arada? Yani marifet nedir, tasdik nedir? فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَارِفَةِ الْاَحْكَامِ وَاِسْتِقَانِهَا. Yani şer'i hükümlerin bilinmesi ve yakini olarak anlaşılmasıyla وَبَيْنَ التَّصْدِقِ بِهَا وَاَتِقَادِهَا. Onu tasdik edip ona inanmak arasındaki farkı beyan etmek lazım. Değil mi? Niçin? لِيَسِحَّ كَوْنُ الثَّانِي اِيمَانًا دُونَ الْاَوَّلِ. Birinci değil de ikincinin iman olmasının sahih olması için, değil mi? Yani tasdik imandır. Yoksa marifet veya kesin olarak bir bilgiyi bilmek iman değildir. Adam kesin olarak bilir ki insanın gözü sanatlarla dolu. Yüzlerce cilt yazısı anlatılmaz ama bir türlü onu Allah'ın yaptığını tasdik edemez. وَالْمَذْكُورُ فِي كَلَامِ بَعْدِ الْمَشَائِخِ. Bazı biz kelamcı allamelerin sözünde zikredilen fark şu. Farkı anlatıyorlar o alimler. Ne diyorlar? اَنَّ تَصْدِيكَ تَصْدِيك عِبَارَةٌ ibarettir. اَنْ رَبِّ الْقَلْبِ عَلَى. Kalbi bağlamaktan ibaret. Neye? مَا عُلِمَ مِنْ اَخْبَارِ الْمُخْبِرِ. Haber verenin haberlerine, haberlerinden bildiklerine. Hepsine değil tabi. Bağlamaktan ibarettir. Yani diyorsun ki tamam bu böyle. Vahve bu böyle diyorlar. Bura önemli. Emrün kesbiyyün veya kisbiyyün. Yani kesbi. Yani ne demek? Kulun kesbiyle olan bir şey. Yani ihtiyari. Yesbütü sabit olur. Bihtiyaril musaddiki. Tasdik edenin iradesiyle sabit olur bu. Burayı anlatabildik mi? Yani bağlamak var ya. O bağlama. Bilmek ayrı, bağlamak ayrı. وَلِذَا bu sebeple يُسَبُ عَلَيْهِ. Yani ona sevap verilir. وَيُجْعَلُ رَأْسَ الْعِبَادَاتِ. İbadetlerin başı kabul edilir bu. Öyle değil mi? Tasdik yani. بِخِلَافِ الْمَارِفَةِ. Marifet öyle değil. Sadece bilgi öyle değil. Kesin bile olsa o bilgi. فَاِنَّهَا. Mesela bakın batılı filozoflara. Yani çok manidardır. Bir kısım filozoflar şey yani nedir? Allah'ın varlığını hissetmişler. Hatta %80-90'a yakın şey de yapmışlar. Yani nedir? Doğru da tarif etmişler. Ama tam tasdik edemedikleri için iman ehli olamamışlar. Kant bunlardan biri biliyorsunuz yani. Ha, okuduk kısmen şeyi. Şey de öyle, Eflatun da öyle, Aristo da öyle. Ama tabii yarım yamalak kalmışlar. فَاِنَّهَا çünkü marifet رُبَّمَا تَحْصُلْ بِلَا كَسْبٍ. Yani bir insan hiçbir irade sarf etmeden yani kazancını katmadan da bilgi sahibi olabilir. Nasıl? Güzel bir misal veriyor. كَمَنْ وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى جِسْمٍ. Bir insanın bir cisme gözü düşse yani gözü görse demek burada. فَحَسَلَ لَهُ مَارِفَةٌ ve öğrense ki ona yani bilgi hasıl olsa ki اَنَّهُ جِدَارٌ اَوْ حَجَرٌ. Duvar veya taş olduğunu burada iradeye gerek yok. Yani gözü değdi taş veya duvar değil mi? وَهَذَا bu مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ الْمُحَقِّكِينَ. Aşağıdaki de bazı araştırmacı allamelerin söylediği fark. Bu da ayrı bir fark. Yukarıdaki bir fark. مِنْ اَنَّ التَّصْدِيقَ. Tasdik şu demektir. Yani yukarıkiyle fazla bir farkı yok bence. Huve en tünsibe, nispet etmendir. Bihtiyarike, kendi iradenle, tasdikten kasıt, es-sıdka, doğru olduğunu nispet etmendir. İlel muhbiri, bir haberi verene, doğrusun diye nispet, doğruluğu nispet etmene tasdik denilir.
Hatta ta ki لَوْ وَكَى ذَٰلِكَ فِي الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ اِخْتِيَارٍ Yani irade olmadan kalbe bunun doğruluğu gelse bile لَمْ يَكُنْ تَصْدِيقًا وَاِنْ كَانَ مَعْرِفَةً Marifet olsa da değil mi? Yani tasdik olmaz. Peki وَهَذَا مُشْكِلٌ bu da bir problem. Yani tasdikin yani ihtiyari olması yani bu ne farkı var ki yok arayla biraz zor bir iş. Önce ona cevap, yani neden zor iş, onu anlatıyor. Yani irade, yani tasdik illa irade olmak ne demek? Yani bunu tam anlamak biraz zor diyor. Çünkü tamam, kalbe geldi, ihtiyarsız da olsa sen de tasdik ettin. Bu tasdik sayılmaz mı? İhtiyari olması şart mı? Falan. O mesele bir problem diyor. لَنَّ تَصْدِيقَ مِنْ اَقْسَامِ الْعِلْمِ Bak. Çünkü tasdik ilmin çeşitlerinden. İlim ikiye ayrılıyor biliyorsun. Tasdik ve tasavvur. Ha. وَهُوَ bu Yani ilim bu. Yoksa tasdik. Daha doğrusu ilim. Bu da enteresan. Tabi ilme bakıyor. مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ النَّفْسَانِيَّةِ İnsanın içine ait mesele keyfiyetlerdendir. İlim. Biliyorum. دُونَ الْاَفْعَالِ الْاِخْتِيَارِيَّةِ İhtiyari fiillerden değildir ilim. Böyle diyorlar. Yani anladın değil mi? Böyle demişler. Yani bu itiraz şeye yukarıdaki iradenle ancak doğruluğunu nispet edersen muhbire tasdik olur falan. Ona itiraz geldi biraz. لِأَنَّا biz şöyle düşünüyoruz. Yani ne demek? Tasdik kendi iradeni kullanmandır. Tasdik ihtiyari olmalıdır. Onun gerekçesi bu da. Anladınız değil mi? Tasdikin İhtiyari değil. Yo, ha bu da enteresan. Şimdi biz bunun ihtiyari olmadığına dair delil bu da. Burası çok enteresan. Daha devam ediyor. Lianna çünkü biz iza tasavvaran nisbete beyne şeyeyn. İki şey arasında bir nispeti düşün tasarladığımızda ne demek bu? Muhammed katip iki şey. Muhammed'i tasarlıyoruz tasavvur. Katipliği tasavvur ediyoruz. Tamam o da tasavvur. Tasarlıyoruz kafamızda. Ama Muhammed katiptir dediğimizde yani o nispet işte o. Onu ona havale hüküm vermekte. Ve şekkekna fî enneha bil isbati ev bin nefhi. Sonra da acaba katiptir mi diyelim yoksa katip değildir mi diyelim diye şüphe edersek. Anladın değil mi? Yani müsbet veya menfilikte şüphe edersek. ثُمَّ اُقِيمَ الْبُرْهَانُ عَلَى سُبُوتِهَا Sonra da sabit olduğuna, Muhammed'in katip olduğuna dair, Muhammed demeyelim de Ali diyelim. Çünkü haşa Resulullah anlaşılır. Yanlış şey yapmayalım, mana vermeyelim. Bir delil ortaya konulursa, فَالَّذ۪ي يَحْسُلُ لَنَا O zaman bizim kalbimizde o nispet itibariyle bize hasıl olan şey, هُوَ الْاِذْعَانُ وَالْقَبُولُ لِتِلْكَ النِّسْبَةِ İşte o nispeti kabul etmek ve idrak etmektir. وَهُوَ مَعْنَ التَّصْدِيكِ وَالْحُكْمِ وَالْإِسْبَاتِ وَالْإِيْكَاءِ Tasdikin de, hükmün de, ispatın da bir şeyi vuku buldu demenin de şeyi budur. Anlaşıldı değil mi? Yani marif ihtiyarsız da olabilir tasdik diyenlerin delili bu. Burayı anladık değil mi? Ha. Şimdi biz cevap verelim. Cevap ver tabii. Ha? Şimdi cevap verelim. Nasıl cevap verelim? Naam. Yani evet. Sizin dediğiniz doğru gibi görünüyor. Tahsilü tilkel keyfiye. O iki şey arasında nispetin nasıl teşekkül ettiği şüphelenince ancak bir bürhan ile sabit olduğu. Yani bu durum yekunu bil ihtiyari. Yine irade ile olur. Nasıl olur? Fî mübâşeratil esbâbi. Sen bir defa delil getirildi diyorsun. Bu ne demek delil getirmek? Sebeplere sen müracaat ediyorsun. İradesiz olur mu? Anladınız değil mi? Cevap çok güzel. Yani iyi düşürdü yukarıyı. Ve sarfin nazari. Yani aklını biraz çalıştırıyorsun. Sarfi nazar tam akıl çalıştırmak demek. Ve ref'il mevani'i. Yani o nispetle alakalı engelleri kaldırıyorsun. Burada irade var. Ve nehvi zalike. Ve benzerleri. O zaman... وَبِهَذَا الْيَعْتِبَارِ Bu itibarla, yani imanın kazanılması ihtiyaridir. Tasdik de ihtiyaridir. يَكَعُ التَّكْلِفُ بِالْا۪يمَانِ
teklif imanla söz konusu olur. Öyle değil mi? İman da وَكَانَ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ كَسْبِيًّا وَاِخْتِيَارِيًّا. Yani imanın veyahut da tasdikin kesbi ve ihtiyari oluşundan kasıt budur yani. Yoksa biz deliller var, bilmem ne var, işte ortaya çıktı ilim, kabul ettik, böyle olur, reddetmiyoruz. Ama bu ihtiyara tabi bir şey. Sen sebeplere başvuruyorsun, delil arıyorsun, aklını çalıştırıyorsun. Evet. Daha başka bir delil. وَلَا تَكْفِ الْمَعْرِفَةُ. Sadece bilgi yeterli değil. Tasdik olmadan, iradi bir tasdik, yani ihtiyarla tasdik olmadan iman olmaz. لِأَنَّهَا زِيرَا مَعْرِفَةُ قَدْ تَكُونُ بِدُونِ ذَلِكَ. Bunsuz da, yani yukarıdaki şeyler olmadan da hasıl olabilir. Nasıl? Ne? يَلْزَمُ اَنْ تَكُونَ الْمَعْرِفَةُ. Marifetin olması lazım. Hangi marifet ama? El yakiniyetul muktesebetu bil ihtiyari. İradeyle, ihtiyarla kazanılan, o kesin olan marifetin olması lazım. Tasdiken tasdik olması lazım. Sırf bilmekle olmaz, anladın değil mi? Ve la bese bidelike. Buna o zaman bir beis yok. Liennehu hineizin. Eğer tasdik, yani o marifet yakini ise, ihtiyarla kazanılmışsa, o zaman zaten bizim problemimiz yok yani. O zaman yahsulul ma'nellezî yu'abberu anhu bil farisiyeti kereviden. Kereviden miydi? Kereviden. Ama yok. Gerividen diye koymuş burada. Hmm. Doğru olan bu. Gerividen. Yani Farsça inanmak diye tabir edilen mana hasıl olur. Ve leysel imanu ve tasdik ve siva zalike. İman ve tasdik de bundan başka bir şey değil. O zaman فَحُسُولُهُ yani o tasdikin meydana gelişi لِلْكُفَّارِ الْمُعَانِد۪ينَ الْمُسْتَكْبِر۪ينَ kibirli, inatçı gavurlara tasdik hasıl oldu demek memnun, reddedilmez. Onlar mecburen bilgi elde ediyorlar. Yani deney yapıyor, netice o çıkıyor. Yani bunu sen ilim, iman kabul edemezsin. Anladınız mı? Çünkü kibirli, inatçı gavurlara böyle bir mecburi bilgi hasıl oldu diye sen ona iman diyemezsin. İlla irade ve ihtiyar gerekir. Ve ala takdiril husul, böyle bir ilim hasıl olması halinde, yani ihtiyar ile kesin. Ha, peki buna rağmen, yani bu kesin ilim gavurlar için hasıl olmasına rağmen niye onlara gavur diyeceğiz? Fetekfiruhum, onlara gavur dememizin sebebi yekunu bi inkarihim bil lisani. Ya dilleriyle inkar ettikleri için ne yapıyoruz? Biz onu gavur diyoruz. Veya ve ısrarihim alel inadi vel istinkari. Hala inatta, kabul etmemekte ve onu inkar etmekte ısrar etmelerinden dolayı. Veya ve ma huve min alamati tekzibi vel inkar. İnkar ve yalanlama alametleri, yani zünnar takma değil mi? Puta secde etme devam ettiği için. Böyle diyoruz biz. Devam edelim mi yoksa başlayalım mı? Önümüzdeki şey önemli, uzun bir ders. Ama isterseniz bir miktar okuruz, isterseniz bir miktar okuyalım. Bir miktar okuyalım. Bunu inşallah yarın hatırlatın veya şimdi şey yarınki dersten sonra okuyalım. Üstad bunu mektubatta okuduk biliyorsunuz. Çok güzel izah ediyor. Beyanu, yani şey şunu açıklayacağız. İman ve İslam eşit manalı mıdır? Aynı mıdır? Değil midir? Bu tartışılmış. وَالْاِيمَانُ وَالْاِسْلَامُ وَاحِدٌ. Temel görüş bu. Yani bu itikat esası. İman, İslam aynı manadadır. Aynıdır. Gayrı değildir. لِيَنَّ الْاِسْلَامَ هُوَ الْخُدُوعُ وَالْاِنْقِيَادُ. Çünkü İslam demek bir şeye itaat etme ve saygınlık gösterme demektir. Teslim olma. İnkiyat, teslim olma. Bimana kabulil ahkami vel iz'ani. Hükümleri kabul etme, şer'i hükümleri ve idrak etme. Gönülden kabullenme. Ve zalike, bu da hakikatü tasdiki alâ mâ merre. Yukarıda geçtiği üzere tasdikin de özü budur zaten. Bu neydi? İslam. Ve yüeyyiduhu kavluhu teâlâ. Ayet-i kerime bunu teyit ediyor. Ne buyuruyor?
فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Yani o evlerde, o evler dediği Lut kavmi ve diğer başlarına bela gelen Nuh Aleyhisselam'ın kavminin, yani o evlerde olan müminleri çıkardık. Yani demek ki, ama burada mümin diyor, başka yerde de aynı manayı ifade etmek üzere. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا O evler arasında, anlatabildim mi? Yıkılmadık ev bulamadık. غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِ Müslümanlara ait evler hariç. Burada, bunda da aynı mana kullanıldığı açık. Çok güzel delil değil mi bu? Ama böyle bir ayet var. يَا اِنَّ الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Tabii işte, şimdi okuyacağız onu. Tabii. Şimdi, وَيُؤَيِّدُ Evet. وَبِلْ cümle, özetle, لَا يَسْخُ فِي الشَّرْعِ Şeriatta doğru olmaz. اَنْ يُحْكَمَ عَلَى اَحَدٌ اَنَّهُ مُؤْمِنْ وَلَيْسَ بِمُسْلِمْ Yani bir adama müminsin ama Müslüman değilsin diye hükmetmek doğru değil. اَوْ مُسْلِمُنْ veya Müslümandır ama وَلَيْسَ بِمُؤْمِنْ Mümin değildir. وَلَا نَانِي بِوَحْتَةِ مَا سِوَا هَذَا İslam ve iman birdir derken bu manayı kastediyoruz. Yoksa kelime manaları falan birbirinden ayrı olabilir. وَدَائِرُ كَلَامِ الْمَشَايِخِ Yani kelam alimlerinin sözlerinden anlaşılan اَنَّهُمْ Yani bu görüşü beyan eden alimler, onlar اَرَادُوا اَدَمَ تَغَيُّرِهِمَا İmanla İslam'ın birbirinden farklı olmadığını kastetmişler. Bir mana şu manada. اَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ اَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِينَ Yani biri diğerinden ayrılmaz manasında. Bir adam müminse Müslüm de olmalı. Yoksa lel ittihadu bihasebi mefhumi. Kavram itibariyle öyle değil mi? Eş anlamlı manasına değil. Anlaşılıyor mu buralar beyler? Lima zükire fil kifayeti. Çünkü el kifaye isimli kimindi bu unuttum ben. Var mı bir bilgi? Kiminmiş kifaye? Şeyh İmam Nur Nureddin. Ha? Saburi. Ha, Saburi'nin kitabı. Ulan aferin, seninki bizimkinden güzel. Şey yani, bazıları bu güzel, bazıları o güzel. Hepsini birleştiremiyoruz. Bunları yazması çok önemli. Mübarek biz o kadar senin kadar bilgi sahibi değiliz. Yani bunu geçmişti daha önce de. El-Kifaye fi ilmi kelam diye Nureddin Es-Sabuni'nin büyük bir eseri var. Orada şöyle diyor. Ennel imane iman huve tasdikullahi teala. Allah'ı tasdik etmek. Fima akbara verdiği bütün haberlerde. Min evamirihi ve nevahihi. Bütün emir ve yasaklarında. Vel İslamu İslam ise huve l-inqiyadu. Teslim olma. Vel hudu'u. Boyun eğme. Li'uluhiyyetihi. Onun ilah olduğuna. Ve hâzâ bu üluhiyete boyun eğme de la yetahkaku gerçekleşmez illa bi kabulil emri ve nehi. Emir ve yasağı kabul ederek. Fel imanu o zaman iman la yenfekü anil islami hükmen. Hüküm itibariyle, netice itibariyle İslam'dan ayrılamaz. Fela yetegayyarani o zaman birbirinden farklı değillerdir. Ama şu sözler, mektubatı okuyalım bence. He? Ne diyorsunuz? Yarın okuyup devam edelim. Çünkü ihtilaflar başlayacak, tartışmalar. Orada daha faydalı olur. Cezakumullahu hayran kesira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. Aykırıdır diyenlerin bakalım.